İki üç bardak su içtim. Seslerim kesildi. Affınıza sığınıyorum. Bir iki kelime yapmak istiyorum. Öncelikle davetinizi icabet edip geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Seslerim çok kısık. Fazla uzatmayacağım. Yalnız sizlerden bir istirhamım var. Çocuklarınıza biraz sahip olabilirseniz bir iki kelime anlatayım diyorum ya. Çocuklar isterseniz dışarıda olsun, oynasınlar. Ben acizane kardeşiniz olarak bedene hizmete talip oldum. Ve mahallelerde gezmediğim ev kalmadı. Tek tek bütün evleri dolaştım ve gezdim. Yalnız mahalleleri biliyorsunuz %50 kapasiteyle evlerde oturuluyor. Çarşıda oturan kardeşlerimiz vardı. Çarşıda da başka bir seçim durumu var. Dedim ki çarşıda olan kardeşlerimizi de davet edelim, gelsinler. En azından onlara da yüz yüze görüşelim. Çarşıdaki evlerin hepsine gidemedim. Hasta olanlar, yaşlı olanları ziyaret ettim. Ve teşrif ettiğiniz için ondan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben evlere gittim. Mahallelerin sorunlarını, evlerin sorunlarını yerinde inceledim. Ben bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm ama inanın gitmediğim evler vardı. Tepelerde bir eve çıkmak için 500-600 basamak çıktım. Yollarını gördüm, evlerin durumlarını gördüm ve hepsini not aldım. İsterseniz karşılıklı konuşma olarak da yani bu konuşma bittikten sonra bana sorular sorabilirsiniz, isteklerinizi de alabilirim. Ben şuna inanıyorum, ben bir kardeşiniz olarak, evladınız olarak bu yaşa gelinceye kadar zaten fahri olarak köyümün hizmetinde oldum. Böyle bir yapıya sahibim. Benden kim bir istekte bulunmuşsa gece olsun, gündüz olsun koşmuşumdur, gitmişimdir. Kendimi insanlara adamış insanımdır. Yapı itibariyle uyum. Şimdi resmi bir sıfatla bendeme hizmet etmek istiyorum. Ve iktidar partisini, AK Parti'yi tercih ettik. Sebebini sıra gelince şu andaki belediyemizin kendi imkanlarıyla köyümüze bir şey yapması mümkün değil. Bugüne kadar belediyede görev yapmış bütün belediye başkan abilerimize, kardeşlerimize, şükranlarımıza arz ediyoruz. Ama imkan bu kadar. Şu anda belediyemizin 150 milyar falan borcu olduğunu, seçime kadar 200 milyara çıkacağını söylüyorlar. Çünkü ancak işçi parasını şunu bunu verebiliyor. Eskiden yani Ahmet abinin, Ahmet Yazıcı abimizin bir önceki döneminde maden daha çok yardımlar veriyordu kar şeyine göre. Ama şimdi bunlar da kısıtlandı. Belediyemizin hakikaten büyük bir imkanı yok. Ben de diyorum ki %50'ye yakın oy alan bir parti var, AK Parti var. Türkiye'de tek başına iktidar var. Bunun başında Rizeli delikanlı Tarıcım Tayyip Erdoğan var. Rizeli delikanlı dünya lideri bir insan. Biz de Rizeliyiz. Bugüne kadar Rizeli başbakanlarımızın döneminde istifade ettik. Şimdi neden istifade etmeyelim? Neden yararlanmayalım? Lütfen yavrum. Şunları alır mısınız? Niye istifade etmeyelim? Ha diyorlar ki iktidar partisi her belediyeye hak ettiği parayı veriyor. Doğrudur. Amenna. Bu bizim partimizden değildir diye ona hak ettiği parayı vermeme durumu yok. Ama komşuluk var, komşuluk. Türkiye'deki belediyeler %97'si AK Parti'nin elinde. Ben mesela bir ihtiyacım oldu mu Rize'dekine dalarım, Çayeli'dekine dalarım, İstanbul'dakine dalarım. Ki İstanbul belediye başkanı çok yakın dostum, bunu her yerde anlatıyorum. Fabrikasında 5 sene müdürlük yaptım. Evime gelmiş, yemeğimi yemiş Kadir Topbaş.
Hatta Tayyip Bey geldiği zaman dedim ki ben belediye başkanlığına adayım. Beni kardeş belde idare edeceksin Kadir abi dedim. Dedi sen seçimi kazan dedi. Sen benim kardeş belediye misin? Emrindeyim dedi bana. Şimdi ben şunu diyorum. Değerli bacılarım, bize destek verin. Ben sizin desteğinize layık olmaya çalışacağım. Desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Ben sizi utandırmayacağım. Şu maden köyünün bu iktidarın şahşalı döneminde bir 10 sene daha en azından AK Parti iktidarı devam eder. Neden? Neden istifade etmeyelim? Bütün gücümle gece demeden, gündüz demeden hizmetinizde olacağım. Bütün sorunları biliyorum. İş konularını biliyorum. Şu anda madenden işçiler çıkarılıyor. Dün de 5 tane çıkarıldı. 10 gün önce 20 tane çıkarıldı. Ben bunların şeyine karşı değilim. Emekliliği gelmiş olanları çıkarmasına karşı değilim. Çıkıyorlar, hiç olmasa 1,5 milyar lira yine maaş alacaklar. Boşalsın yani, emekli olanlar çıksın, yerine yine madenliler, bugüne kadar yapılmamış. Giresunlu, bilmem Zonguldaklı, Bartinli, şunlar bunlar alınmış. Yalnız bunların içerisinde emekliliğine 3-4 sene kalan bir arkadaşımızı çıkardılar. Madene 2 sene çalışmış genç bir arkadaşımızla dün çıkarttılar. Ben bunlarla mücadele edeceğim. Böyle bir olay yok. Biz madene karşı değiliz. Maden bizim veli nimetimizdir. Ama madenin derdini, sıkıntısını, bombasını biz çekiyorsak orada biz çalışacağız. Biz, bizim çocuklarımız çalışacak. Ama burada da birlik, beraberlik istiyorum. Sizden de istiyorum. Nasıl biliyor musunuz? Mesela benim çocuğum madende çalışıyor. Emekliliği gelmiş. Oğluma soruyorlar ki mesela diyorum. Allah'a şükür Tüylüoğlu Kasım'ın neslinde madende bir kişi yok. Babam bugün yaşasaydı 110 yaşında olacaktı. Bir tane çocuklarımdan, torunlarımdan madende çalışan yok. Ama farz edelim diyorum. Benim oğlum madende çalışıyor. Emekliliği geldiği zaman soruyorlar. Oğlum sen emekli olacaksın. Yerine kimi alalım? O da diyor ki benim baldızım, kaynının, teni, teyzesinin oğlunun oğlu var Bartinli. Onu alın diyor. Bir başkasına soruyorlar. Diyor ki benim işte eniştemin kardeşinin çocuğu var Samsunlu. Benim yerime onu alın. Öyle de olmaz. Köyde de birlik beraberlik içinde olacak. Eğer benim çocuğum madenden emekli oluyorsa ona sordukları zaman amcamın oğlunu al veya şu Melik Han'dan şunu al, Anadolu'dan şunu al, merkezden şunu al. Benim köyümdeki insanı tercih etmemiz lazım. Böyle bir birlik beraberliğimiz de olmamış bu köyde. Ben yaşadım bunları. Birlikte, beraberce ben madenle en güzel diyaloğu kurabilecek bir insanım. Yaratılışım itibariyle, ikna kabiliyeti itibariyle ben madenle en güzel diyaloğu kuracak bir başkanımız olacağım eğer bana lütfederseniz. Bu birliği beraberliği kuracağım. Çocuklarımıza iki imkanı sağlayacağım. Bana dediler ki milletvekili arkadaşlarım, sen dediler Madenköy'deki, Belde'deki belediye başkanlığını sana layık görsün, sen seçin. Biz Madenköy'ünü şantiyeye çevireceğiz dediler bana. Ben kardeşimiz olarak tutturdu koparan bir insanım. Ben bana verilen her hizme, her göreve sonuna kadar sahip çıkarım. Beceremezsem de derim ki kardeşim ben bunu beceremiyorum. Döner bilgi veririm. Onun için ben seslerim biraz kısık. Yani anlatacaklarım çok şeyler vardı. Var. Bana güvenin. Benim ekibime güvenin. Dualarınızı ve yardımlarınızı bekliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinize teşriflerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Bir de sevgili kardeşlerim, saat 12'de çay elinde
Büyükköy Belediye Teşkilatı, Belediye Teşkilatı, Madenli ve Çayeli Belediye Başkanları böyle havada güzel esnaf gezisi yapacağız. İmkanları olan varsa, evinde sıkıntısı olmayan varsa saat 12'de Çayeli'de Kültür Merkezi'nin önünden çıkacağız, sokağa bir gezeceğiz. Eğer imkanınız varsa bu geziye katılmanızı istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sorunuz varsa, bir soracağınız bir şey varsa cevaplayabilirim. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun. Zeynep Kolcuoğlu, AK Parti Madenli Kadın Kolları Başkanıyım. Merkez Mahallesi'nde oturuyorum. 3,5 yıldır Madenli'de ikamet ediyorum. Ben 3,5 yıldır burada olmama rağmen pek bir şey göremedim açıkçası. Bunu her yerde söylüyorum. Biz yazın çok faal bir mahalleyiz. Toplantılarımız oluyor kadınlarla. Evimizin altında, bahçemizde oturuyoruz yol kenarlarında ama sandalye indirmek zorunda kalıyoruz. Biz oturma bankı istiyoruz. O ya, o kolay iş. Yani, daha çok kolay bir tane. Sevgili bacım, kardeşim, Gençlik Kolları Başkanım. Ben bu konulara eğilmedim, inmedim. Yani bir sürü programlarım var, projelerim var. Çıkışta size zaten arkadaşlarım ikram edecekler. Çocuklarınıza birer tane top, içinde yapacaklarımızla ilgili bazı notlar ve mutfak önlükleri hepinize tek tek ikram edecekler. Lütfen onları alırsınız. Sevgili bacım, Allah nasip ederse şu dere var ya, dere dediğimiz yer, şu dere kenarlarına Allah nasip ederse derenin tahkimatını yapacağız. Allah nasip ederse, hiçbir projemden bahsetmedim sesim kısık olduğu için. Şuradaki iyi boyu bakana söyledim. Bunu maden mühendisliği ile alakalı veyahut da jeoloji mühendisliği ile alakalı bir yer yapalım dedim. 750 tane öğrenci gelsin dedim oraya. İBO'yu da yine ek bina olarak yapalım. 3'ü daha eder 1000 tane öğrenci. Şu maden köyünde 1000 tane öğrenci gelirse bizim fırınımız 1'se 2 olur. Lokantamız olur. Balık yeme yerimiz olur. Şu dereyi Allah nasip ederse derede şelaleler yapacağım Allah nasip ederse. Maden köprüsüyle aşağıya kadar böyle hafif yükseklikte gelecek dere böyle akacak şelale şeklinde. Banklar koyacağım. Burada icabında balık restoranları yapacağız Allah'ın izniyle. Niyetimiz halis. Biz uğraşacağız. Hanımlarımızın oturabileceği yer. Hatta bir kültür sarayını birine yaptırmak istiyorum. Çayırından daha modern. Bizim belediyenin imkanlarıyla yapmak mümkün değil. Yakalayacağım bir tane Güney Sulu bir zengini. Güney Sulu'da çok yaptı başbakan. Yakalayacağım, diyeceğim buraya bir kültür sarayı. Bilardo oynanacak. Cenazelerimiz de orada, evlerimiz dar oluyor. Cenazenin oturabileceği yerler üzerine bilardo salonları, gençlere oturabileceği böyle bir şeyler yapmaya düşünüyoruz. Bunlar projelerim de var. O şeyleri de okursunuz kardeşim. Ben sesim biraz kısık olduğu için bunlara girmedim. Başka? Abi. Allah'a her şey güzel olacak. Maden köyünü ben bundan 15 gün önce oğlum İstanbul'dan gelirken küçük oğlum dedim ona bir fotoğrafçı getir. Maden köyünün her tarafını çektirdim o fotoğrafçıya. Çöpünü, dağını, eteğini falan filan. Bir de 5 sene sonra bir fotoğraf çekeceğiz ve onları karşılaştıracağız. Gerçekten köy görevinden çıkacak köyümüz. Artık bir şehir görünümü olacak. Şu Maltepe Köprüsü'nden bizim köprüye kadar çift şerit yapacağız. Ortası refuşlu, yanları yaya yollu. İcabında bayanlarımız, kardeşlerimiz orada sabahleyin yürüyüş yapacak. Bir şehir görünümü olacak. Bu niyetle Allah inşallah utandırmaz bu yolda çıkmışız. Dua bekliyorum.